19 yaşında Kocaeli'nde yaşayan anne ve babası 3 aylıkken ayrılan ve bugün stüdyomuzda babasını aramak üzere bir genç kadın var. Hoş geldin Hülya. Çok zor değil mi burada olmak? Evet. Babanı arıyorsun. Ben babamı arıyorum. 3 aylıkken terk etmiş annemle beni. Hı hı. İsparta'da annemi vermişler 15 yaşında. Evet. Annem 3 sene zaten evli kalıyor. Tekrar gönderiyorlar annemle beni. Demişler ki eğer kız erkekse biz alırdık. Kızdır biz almıyoruz, bakmıyoruz. Alın kızını ile torunu alın gidin. Şimdi dini nikahlı bir beraberlik. Annen Herdem Yalçın. Evet. Baban olduğunu iddia ettiğin kişi de Muammer Demirbüken. Evet. Şu anda tahmini kaç yaşlarında? 60 var, 65 var. Duyumlarına göre, evet. Sana söylenenlere göre. Evet. Peki Herdem Yalçın'la Muammer Demirbüken nerede tanışıyorlar? Kim tanıştırıyor onları? Annemin dayısının oğlu onları tanıştırıyor. O da kızını İsparta veriyor. İsparta'da mı tanışıyorlar? Yok, İsparta'ya da dayım, annemin dayısının oğlu. Kızını veriyor İsparta'ya, aracı olan o oluyor. Annemi tanıştırıyor onlara. Muammer Demirbüken'le dayın tanıştırıyor. Evet. Dayının adı ne? Herder, Heyder Vural. Heyder Vural. Vural. Evet, İzmir'de yaşıyor. Yani Muammer Demirbüken'le baban olduğunu iddia ettiğin kişiyle Herdem Yalçın anneni o tanıştırıyor. Evet. Ne kadar dinli nikahlı bir beraberlikleri oluyor? 3 sene kalıyor. 3 yıl. Evet. Sen dünyaya geliyorsun. Evet, benden önce bir tane düşük yapıyor, sonra ben oluyorum. Peki. 3 aylıkken işte dedem görmeye giderken annemle beni dedeme veriyor. Bir daha gelen giden olmuyor, istemiyorlar. Kim istemiyor? Muammer Demirbüken evet. mi? Evet, istemiyorlar, gelen giden olmuyor. 2 yaşına giriyorum, annem evleniyor. Anneannem bakıyor, dedem bakıyor, dayımlar bakıyor bana. Şimdi senin hikayende öyle de bir garip taraf var. 3 yıllık bu Muammer Demirbüken'le annenin ilişkisi oluyor dini nikahlı beraberliğe. Evet. Sen dünyaya geliyorsun. Sonra baban olduğunu iddia ettiğin kişi seni dedene bırakıyor. Evet. Annen de sonra başka biriyle evleniyor. Evet. Seni dedenle anneannen mi? Evet. Büyütüyorlar. Evet, bir detay. Sen nüfusta da onların üzerine gözüküyorsun. Şimdi he, Arap'ta da aramıyorlar, sormuyorlar. Ben de ortada kalınca kimse almıyor üstüne. İşte nenem de dedem üstüne alıyor. Babamı çok görmek istiyorum. Yıllarca senin üzerinde emeği olan deden ve anneannen. Evet, ikisi vefat ederken yine yetim kaldım. Ne zaman vefat ettiler? Nenem 4 seneye girecek, dedem de 10 sene var. Başın sağ olsun. Sağ olun. Şimdi tam yetim kaldım diyorsun. Peki evet. Anne? Annem evlendi gitti, yuvanı kurdu. Bir telefonla görüşüyoruz, odur. Annenin yanında da olmadın. Onun yanında da büyümedin. Yok. Annemin yanında büyümedim. Kızgın mısın ona? Yok. Onun elinde bir şey yokmuş. Annemin komanın üstüne veriyorlar. Komanın üstüne verirken kocası da istemiyor, koması da istemiyor. Annem çok istiyor. Elinde bir şey gelmiyor. Hiç sordun mu mesela annene de dönüp, yani beni niye yanına almadın diye? Yok, hiç söylemedim. Çünkü nenemle dedem çok bana baktığı için babalık yaptılar, annelik yaptılar. Mekanları cennet olsun. Amin. Dayım yengem baktı. En çok emeği yengem, Zinet yengemle dayım. Zeynel dayım emeği çok var bende. Hülya Koç. Evet. Şu anda tahminen 60 ve 65 yaşlarında olan. Belki daha fazladır bilmiyorum yani. Babası Muammer Demirbüken'i arıyor. Hatta Muammer Demirbüken'in lakabı Dişçi Mehmet'in oğlu diye evet. tanınıyormuş değil mi? Isparta Yalvaç Aşağı İleyi köyünde yaşıyormuş. Halanın adını söylemişsin Tülay Demirbüken, amcan Ömer Demirbüken. Bu bilgileri bana veren de annemin dayısının damadı, Isparta'da yaşayan bir akrabamız. Evet. O zaman Isparta Yalvaç Aşağı İleyi köyünde yaşayan Demirbüken ailesine
Oranın pertlerine sesleniyoruz. Dişçi Mehmet'in oğlu Muammer Demirbüken'i tanıyanlar bize ulaşsınlar. Tüm bu bilgileri veren de sana annenin dayısının damadı Isparta'da yaşayan. Evet. Çok istiyorum ben Esra abla. Önce Allah'a sonra sana sığındım. Yani ben de artık bir babaya sarılmak istiyorum. 3 aylıkken bebekken terk etmiş. Annem de 2 yaşında terk etmiş. Herkes babana sarılırken ben orada boynumu büküyorum. Çocuklarım bile dede diyor, kimseye dede diyemiyor, anneanne diyemiyor. Senin de 4 çocuğun var değil mi? Evet, 4. Allah bağışlasın. Sağ olun. Babanı bulduk, ilk ne diyeceksin? Bilmiyorum, şu anda karşıma çıksa da ben bilmiyorum ama... Allah'ın tarafında belki ısınırım, sarılırım. Bilmiyorum. Yani seni 3 aylık bırakmasına karşın içinde nefret yok. Yok. Yeter bir kere göreyim yani. Bir kere gördüm mü ölsem de bile gözüm önüne gelmiyor. Kim olduğunu, nasıl bir adam olduğunu merak ediyorsun. Evet. Tabii. Şimdi bebekken yani ayrılmışlar. Her hikaye birbirinden bağımsız. Yani diğer tarafta evladını verin, evet. Öbür tarafta babası yani kendi ebeveynleri tarafından terk ediliyor. Ama ona rağmen de hasretle arıyor. Zaten, bir kere daha tekrarlayacağım. Söyle annem. Zaten babam ikinci evlilik yapmış, sonra annemi istemişler. Hani onlar da bilmiyorlarmış. Onlar da kız olduğu için bırakmışlar. Bana da demiş şey, erkek olsaydı biz alırdık. Kızdır biz almıyoruz. Ne demek kızdır erkektir baba ya? Annem de demiş, babam da demiş. Yani söyleyenler öyle demiş. Ben şimdiye kadar ben zannediyordum ölmüş. Yani bana demediler yaşıyor. Hani üzülmesin diye filan. 3 aydır ben öğrendim. Isparta Yalvaç aşağı İleyi köyünde yaşayanlara, oranın sakinlerine sesleniyorum. Baba adı Muammer Demirbüken, Hülya'nın iddiası bu yönde. Dayısı Tuncay Kömür'den almış. Muammer Demirbüken'i tanıyanlar bize ulaşsınlar. Belki kendisi de şu anda ekran başında izliyordur. Belki de o da yıllarca kızının ne yaptığını, ne ettiğini, nerede olduğunu merak ediyordur. Yani öyle olduğunu umut ediyorum. İnşallah. Babası Dişçi Mehmet'in oğlu. Lakabı öyleymiş. Dişçi Mehmet'in oğlu Muammer diye tanınıyormuş. Isparta Yalvaç Aşağı İleyi köyünde yaşıyor. Aileden Tülay Demirbüken var, hala. Evet. Amca Ömer Demirbüken var. İnşallah bir haber gelecek. Anneyle de sadece telefonda görüşüyorsun. Görüşüyorum. Geçen sene gittim gördüm. Onun da çocukları var, kocası var. Elde bir şey gelmiyor yani. Ona da kızgın değilim. Çünkü onu elde...